arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle çok güzel bir etek çalışması yaptık e, eteğimizin yapımı son derece kolay dümdüz diyebileceğimiz bir çalışma bel lastiğimizi ördükten sonra yeterli artışlarımızı yaptık ve istenilen ölçüye ulaşana kadar e, trabzanlarımızı ördük e, aşağıki sıralarda artış yapmıyoruz sadece üst sıralarda yapmış olduğumuz artış eteğimizin e, genişliği için yeterli olacak ölçüde ayarlamamızı yaptıktan sonra yeterli ölçüye ulaşınca eteğimizin altında görmüş olduğumuz şu bölümümüzü çalışarak bitiriyoruz ve gördüğümüz bu güzelliği daha sonrasında ilmeğimizi çıkarıp zincirlerimiz ve ipimizin sarmasıyla oluşturuyoruz bakınız gayet güzel hem önden hem de arkadan şu şekilde yapımını görelim. Yine en son olarak da bel kısmımıza isterseniz zincir, isterseniz kordon çalışması yapıp ucuna da yine modelimizin kendisinden olan çiçeklerimizi çalışalım ve eteğimizi tamamlayalım. Bu eteğimizin ölçüsü küçük, çok büyük yaşlardaki bebeklerimize, çocuklarımıza uygun değil. 0-8 aylık çocuklara ya da zayıfsa 1 yaşına doğru olabilecek özellikte yani ölçüde. Sizler daha büyük yaş grubu için örecekseniz bel kısmına büyük başlayalım. Bel santim olarak ölçüsünü aldıktan sonra lastiğimizi örüp geri kalan yerlerde eteğimizde olduğu gibi aynı yerlerde artışlarımızı yaparak istediğiniz yaş grubu için rahatlıkla büyütebileceksiniz. Her yaş grubu için 4 tane trabzan ya da 6 tane trabzan daha artırabilirsiniz. Ama burada etken olarak tığlarımız iplerimiz ölçüyü çok çok değiştirmekte hatta elimizin ölçüsü bile çok çok farklı olabilmekte. O yüzden birkaç denedikten sonra elinizin ayarını tespit edip ona göre başlarsanız çok güzel örgüler çıkaracaksınız. Evet şimdi bir tane ip kullandım onu da söylemek istiyorum. Buradaki gördüğünüz bu güzel bölümümüzü bir kat daha çalışabilirsiniz iki kat daha olabilir ama ben bu kadar yeterli olacağını düşündüğüm için ben kendim böyle tercih ettim. Sizler nasıl arzu ederseniz yapımı son derece kolay lütfen gözünüzde büyümesin çok çok zevkli bir etik çalışması olacak ve prenseslerimizin üzerinde de çok çok güzel duracak. Evet hemen kolay gelsin diyerek eteğimizi çalışmaya başlayalım kolay gelsin. Eteğimi örmek için Polosu marka ipimi kullanıyorum. Kendi baby ipi 100 gram ve 300 metreden oluşmakta. İlk buçuk numaralı da tığımı kullanıyorum. Bel kısmımızın lastiğinden örmeye başlayalım. Zincirimizi çekiyoruz. Önce düğümümü atıyorum ve başlıyorum. Şöyle biraz rahat çekelim. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane zincirimi çektim. 1, 2, 3. Üçüncü zincirin içerisine gelerek batıyorum. Bakınız 1, 2, 3. Sık iğne olarak batıyorum. Bir sonraki zincire tekrar sık iğne olarak batıyorum. Sırası ile bütün zincirlerimi sık iğne örüyorum. Birer birer bakınız. Son düğümümüzün hemen yanındaki zincirime de geldim. Bu şekilde ördüm. Her bir zincirimize birer sık iğne ile örerek ilerledim. Bitirdiğim noktada bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Çekmiş olduğum bir zinciri dıştan orta parmağımdan tarafa bakınız şöyle saç örgüsü kısmını görüyoruz. Orta parmağımdan tarafa hemen şuraya gelerek batıyorum. Şuradaki görmüş olduğunuz çektiğimiz zincir ve battığım yer ilk trabzanımız oluyor. Sık iğnemiz pardon. Üzerine batıyorum ve yeniden sık iğnemi örüyorum. Dıştan giriyorum alıyorum sık iğnemi örüyorum çok sıkışık yapmayın biraz rahat rahat örün hem örmeniz kolay olsun hem de tığınız daha rahat girsin örgümüz de üzülmez böylelikle bakın dıştakine giriyorum tığımın ucunu ipimi alıp kapatıyorum tığımın ucunu girdirip ipimi alıyorum ve kapatıyorum kapatıyorum hepsine birer birer sık iğnemi örüyorum ve en sondaki dönüşteki zincirden dönmüştük bakınız oraya da giriyorum kapatıyorum Evet ikinci sıra sık iğnemi tamamladım en son örmüş olduğum yere bitirdiğim yerde hemen zincir çekiyorum zincirimi çektikten sonra yönümüzü çeviriyoruz ve şu zincirimiz hemen zincirimizin yanındaki yere yine dıştan orta parmağımızdan taraf giriyorum sık iğnem örüyorum. Giriyorum. Sık iğnemizi bu şekilde örerek ilerletiyoruz. Bel ölçümüze göre lastiğimizi ayarlıyoruz. Kaç yaş grubu öreceksek belimizin ölçüsünü alalım. Öreceğimiz çocuklarımızı o ölçüye göre başlayalım. Lastiğimizin ölçüsü tam olduktan sonra modelimizi aynı şekilde uygularız. Bir de uzunluğunu fazla yaparsanız bu şekilde tamamlanır. Son sık iğnemin üzerine ördüm. Bitirdiğim yönde hemen zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum ve hemen zincirimin dibindeki sık iğnemin üzerine batarak örüyorum. Birer birer bu şekilde örerek ilerliyorum. işlemlerimizi hep aynı şekilde tekrar ediyoruz. Yeterli ölçü olana kadar sık iğnelerimizi örelim ve büyütelim. Bir sıra daha sizlerle birlikte yapalım. Bir tane zincirimizi çekip çeviriyoruz. Hemen ilk bakınız saç örgüsü görünümünde olan dış kanattan batıyorum. Sıradasıyla ile sadece batıyorum, alıyorum sık iğne. Batıyorum, alıyorum dış kanattan her ikisini birden kavuramıyoruz. Atlamıyoruz da iki de batmıyoruz. Evet Son sık iğnemizi ördükten sonra lastiğimize bir sıra daha eklemiş olduk. Etek çalışmak istediğimiz diğer yaş grupları için ise bel ölçüsünü alalım. Bir mezur yardımıyla ya da herhangi bir ölçü olabilir. Evet kurdale bağlayıp da o ölçüde ayarlayabiliriz. Eğer tabii ki ölçümüz varsa en güzeli mezurumuz olacaktır. Ona göre bel lastiğimizi ayarladıktan sonra ne kadar büyüklükte olursa olsun hiç fark etmez. Aşağısındaki modelimizi aynı şekilde uygulayacağız. Kilolar çok değişkenlik göster için çocuklarda herhangi bir şey söylememiz yanıltıcı olabilir. Evet şimdi şuradan bakınız bir diye tutuyorum ve şöyle hiç kıpırdatmadan 44 santim bel lastiğimizin uzunluğunun olduğunu görüyoruz. Evet şimdi birleştirmemizi yapalım. Şu şekilde alıyorum. Bakınız ilmeğimizin olduğu yeri şöyle tutuyorum bir tane oluğumuzun olduğu yeri altta bırakıyoruz şuradaki bir dişimizin olduğu yere şu şekilde tutuyorum bakınız bir tanesi içte kalacak tutuyorum ilmeğim yukarıda hemen o oluğun bulunduğu noktaya giriyorum birkaç tane gidip sağlamlaştıracağız burayı ipimi alıyorum düzeltiyorum hemen tığımın başını doluyorum aynı yere batıyorum Tığımın başını doluyorum. Hemen dibine batıyorum. Bakınız ikisine de aynı anda giriyorum ve burayı birbirine sabitliyorum. Bakın şurada hemen şöyle tuttuğumuz zaman başını doluyorum. Çekiyorum. Burayı sabitledim. Düğme ile ilik çalışmamız olacak. Yukarı kısma ilik çalışması yapacağız. Şuraya da bir tane minik düğmemizi dikeceğiz. Evet, tığımın başını doluyorum. Batıyorum tığımı başını doluyorum batıyorum bu kısmı düzeltiyoruz sırasıyla hiç atlamadan birer birer her sık iğne kenarımıza başını dolayıp batıyoruz sayı olarak takılmayın sadece düzeltme amaçlı kenarının bu tırtıklı görünen kısımlarını düzeltip modelimizi daha rahat uygulayalım hem de görünüm daha güzel olsun başını dolayalım Alalım. Her bir sıkı iğneme batarak ilerliyorum. Şu zincirden döndüğümüz yerler kabarık gibi görünen bölümler. Bir tane zincir çekmiştik. O kısımlarımız Evet şöyle işlemimizi başını dolayıp batarak buradaki başlangıç noktasına kadar ilerleyelim. Başlangıç yerimize kadar bir kere dolayıp ördüm. 1, 2 ve 3. 3 tane zincirimizi çektikten sonra örmüş olduğumuz her trabzanımın üzerine trabzanlarımı örerek ilerliyorum. Bir tane alıyorum. 3 defa örüyorum bir alıyorum üç defa örüyorum bir tane trabzanımı alıyorum başını bir doluyorum sıradaki batıyorum hiç atlamadan dümdüz örüyorum yapmış olduğumuz trabzanlarımızı sayalım 2 4 6 8 10 12 13 14. trabzanımı örüyorum bir tane daha örüyorum. 15 toplamda 15 tane trabzanımızı ördüm. 15. trabzanımızı aynı yere bir tane daha batarak artışımı yapıyorum. Ve tekrar tığımın başında doluyorum. Bir tane daha örüyorum. 15. yere geldiğimiz zaman yani 15. trabzanımızı 3 defa örüyoruz. 15, 16, 17 şeklinde oluyor bir yuvanın içerisinde. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki trabzandan örmeye başlıyorum. Ve 15 tane trabzanımı bir defa başını dolayıp 3 defa da alıyorum. Dilerseniz tek tek sayabilirsiniz. Dilerseniz ördükten sonra da sayabilirsiniz. bir tane daha örelim. Sırayla bakınız, hiç atlamadan örüyorum. Her birine birer tane battım. Şimdi sayıyorum. 3 tane ördüğüm yerden sonra 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15. ördüm şöyle tekrar bakınız buradan bu 15. 16 ve 17. .ydi. hemen şuradan itibaren sayıyorum 2 4 6 8 10 12 14 15 hemen 16'yı da aynı yere örüyorum 17'yi de aynı yere örüyorum yani 15. trabzanımızı 2 artışla 3 defa örmüş oluyoruz. 15'in kendisi de dahil olarak. 15, 16, 17. Bu şekilde bir defa alalım. 3 defa da çekerek örmeye devam edelim. 15 tane trabzanımı ördüm. 15. trabzanımı yanına 2 tane daha ilave ederek toplamda 3 defa ördüm. 15 ördüm. 15. 3 defa ördüm. Bakınız 15 trabzanımı ördüm. 15. .yi 3 defa ördüm. Yani 15, 16, 17 şeklinde. Ve son olarak örerek geldim. En son 9 tane oldu. Birleşme noktasının bulunduğu yerde kaç olursa olsun mutlaka bu son birleşmeyi de yine 3 defa örelim. Çünkü 15 sayarak gitmiştik. Bakınız batıyorum. Son olan bölüme 9 olmuştu benim. En son trabzanımızı kaç trabzan olursa olsun yani hemen yanında artmadığımız sürece 7, 8, 9 kaçsa e, mutlaka son birleştirme noktasından önceki yerimizi 3 defa örelim. Evet en son trabzanımızı ördükten sonra kaç yerde artış yaptığımıza bakalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 yerde artışımızı yaptık. Zaten lastiğimizden geçişte de şurada artışlarımız olmuştu. Yeterli. Şimdi birleşme işlemini yapalım. 2. sıramıza geçelim. 1, 2, 3 tane zincir çekmiştim. 3. zincire takıyorum tığımın başını ipimi alıyorum ve ilmeğimin arasından geçiriyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Zincirimi bu yönde çekeceğim. 1 2 3. 3 defa zincirimi çektim ve sırası ile hiç artış yapmadan 1 2 3. Artış yapmadan 1 2 3. Birer birer sıramın başına kadar eteğimizin ters yönünde yani içten örerek ilerliyorum hiç artış yapmıyoruz bu sıramızda bir ters yönden bir düz yönden örüyoruz yani bir sıra düzden örmüştük şimdi tersten örüyoruz eteğimizin e, ilmek geçişlerindeki trabzanımız kaymasın diye iç kısmından sıra başına kadar örerek ilerleyelim. Eteğimizin ikinci trabzan da bu şekilde bitirdik. Bakınız ne kadar güzel e, hoşluklar dökümler oldu. E, düz sade bir etek çalışacağız. Özellikle üst kısmında alt kısmında sadece e, uygulamamız olacak. Şimdi şu dökümler gayet hoş oldu. Bakınız şimdi ikinci sırayı tamamladım. En son trabzanımı ördüm ve ters yüzünden içten örmüştük bir ön yüzden bir arka yüzden örüyoruz son trabzanımı zincirden çektim. ilk trabzanımı birleştiriyorum bakınız şöyle bakıyoruz göz kararıyla bile zaten 3 zincir çektik tepesine giriyorum ipimi alıyorum ilmeğimin içerisinden geçiriyorum sık iğne bile yapmadan hemen çeviriyorum sadece geçirdiğimle ve buradan zincirimi çekiyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektim ve ön yüzden hiç artış yapmadan birer birer bütün trabzanlarımın üzerinde aynı işlemimi yapıyorum yani bir doluyorum 3 defa da örüyorum 1 2 3 1 doluyorum 3 defa da örüyorum sıramın sonuna kadar gelelim bir ön yüzden arka yüzden tekrar bakınız ön yüzdeyiz sıra sonunda yeniden geçişimizi yapalım yeterli ölçüye ulaşana kadar eteğimi ördüm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 toplamda 12 sıram ördüm bu uzunluk yeterli şimdi geçişimizi yeniden birlikte yapalım bakınız arka yönden örerek gelmiştim şimdi zincirden çektiğim trabzanıma batıyorum alıyorum ve ön yüzümü çeviriyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra burada artık trabzan değil eteğimizin bitiş kısmını örmeye başlıyorum 1 2 3 4 4. trabzanın üzerine iki defa başını doluyorum bakın ilk battığımla birlikte 1 2 3 4 batıyorum 3 defa da örüyorum 1 2 3 1 2 doluyorum Aynı yere tekrar batıyorum. 3 defa da alıyorum. 1 2 3. 2 defa doluyorum. Aynı yere giriyorum. 1 2 3. 2 dolayıp 3 defa da örelim. 1 2 3. Aynı yerdeyim. 1 2 3. 1 2 3. 2 defa doladım. Sayalım kaç tane trabzan ördüğümüzü. 2, 4, 6, 7. 7 trabzan ördüm. Hemen 8'e tamamladım. Şöyle görelim. 2, 4, 6, 8. 8 tane trabzanımızı ördükten sonra 1, 2, 3 ve 4. trabzanımın tepesine gelerek batıyorum. 2 defa tığımın başını doluyorum ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4. Trabzan üzerine batıyorum. İkişer, ikişer alarak toplamda 8 tane trabzanımı örüyorum. 8 olana kadar örelim. 8 tane trabzanımı ördüm. Yeniden sayıyorum. Hemen dibindeki ilk trabzandan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Trabzana sık iğne ile batıyorum. 2 defa başını doluyorum. Tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye batıyorum. Ve 8 tane trabzanımı örerek başlangıç noktamıza kadar geliyoruz. Alt kısmı dilimli dilimli çalışalım. Evet sona kadar şekilde örerek ilerleyelim. 8 trabzan 4. sık iğneye battım. Tekrar 8 trabzan örerek sıramızın başına kadar geldik. Şimdi birleştirme işlemimizi yapalım. İlk başlangıç noktasına gelerek batıyorum. ilmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. İpimizi içeriye alacağız ama öncesinde şimdi beyaz rengimizde çalışmaya başlayalım herhangi bir dilimden hiç fark etmez şöyle başlıyorum İlk trabzanından başlıyorum şöyle bakınız şuradan koparmıştık buradan değil İki öne geldim hiç fark etmez tığımın başını doluyorum bir tane batıyorum ve tek seferde çekiyorum 8 Sekiz trabzanımızın 8'ini de bu şekilde örerek ilerleyelim beyaz rengimizle başını doluyorum çok sıkıştırmayın rahat olsun araya bir tane batıyorum diğer trabzanıma geçiyorum araya mutlaka batalım çekmesin modelimiz Evet bu şekilde şöyle görelim Başına bir defa dolayıp tek seferde çekelim aradaki şurada görmüş olduğumuz sık iğneye de bir defa batalım ve sıramızın sonuna kadar e, örelim. Sıra sonuna kadar örerek geldim. Şimdi başlangıç noktasına hemen geçişimizi yapalım. İlmeğimi alıyorum. Şuradaki ilk e, bakınız batmış olduğum yerin önüne geçiyorum. İlmeğimi geçirdikten sonra bir tane zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Orayı Bağlıyoruz, bakınız ilk başlangıç yerine bağlayarak tamamladık ve e, alt kısmını bu şekilde dilimli dilimli tamamladık. Eteğimizi alalım, bir üst sıradaki işlemimizi yapmaya başlayalım. Bunun için önce yerimizi hazırlayalım. Şuradaki e, trabzanları çıktığımız yer değil, bir iki atlıyorum ve buradan bakınız ikinci trabzanı şöyle kabartılı duran trabzanın bulunduğu yere bir tane zincir çekerek düğümümü atım tığımı şu şekilde girdiriyorum bakın yukarıdan aşağıya doğru şöyle bakalım kaç sıra olduğunu görebilelim işlem yaptığımız trabzan sırası değil 1 ve 2'nin tepesi e, trabzanın kendisine girmiyoruz her iki sırayla birleşme yerine yukarıdan şu şekilde bir tane düğüm attım tığımı geçirdim kırmızı rengimle ve buraya sabitliyorum sabitledim 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum 6 zincirimi çektikten sonra yeniden saymaya başlıyorum 1 2 3 4 5 5 tane trabzanı saydım ve 5. trabzanımı kavrayacak şekilde tığımın ucunu yukarıdan aşağıya doğru geçirdim ve hemen ilmeğimi alıyorum 1 2 3 4 5 6 tekrar sayalım 1 2 3 4 5 5. trabzan tepeden giriyorum bakın tepeden trabzanımıza bağlanıyoruz 1 2 3 4 5 6 sayıyorum 1 2 3 4 5 5'in tepeden şöyle geçiyorum ve bağlanıyorum 1 2 3 4 5 6 çok kolay bakınız. Hemen sayıyorum. 1 2 3 4 5 tepeden şöyle geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 6 zincirimi çektim. Sayıyorum. 1 2 3 4 5 tepeden giriyorum. Ve bu şekilde bütün sıramızı tamamlıyoruz 1 2 3 4 5 6 6 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 5 5. trabzana şu şekilde geçiyorum 1 2 3 4 5 6 6 zincir 5. trabzan 1 2 3 4 5 giriyorum tepe noktasından lütfen buna dikkat edelim bağlantıyı 1 2 3 4 5 6 sayalım. 1 2 3 4 5 tepeden batıyorum. Çıkıyorum. Ve şöyle görelim yapmış olduğumuz işlemimizi. Zincirden yuvalar hazırlıyoruz ve sıramızın sonuna kadar yani şuraya kadar örerek gelelim. Evet, Altışar zincir çektik. Beşinci trabzanımıza bağladık. Ve trabzanlarımızın bağlantı yerinden. Bakın şu kısma dikkat edelim. Lütfen bu araya bağlamayalım. Her ikisinin birleştiği noktalara bağlayalım. Ve böyle sabitledikten sonra başlangıç yerimize kadar geldim. Bakın en son trabzanımı bağlıyorum şimdi. Zincirimi çektim. Hemen aynı yerin dibine giriyorum. Şöyle alıyorum buraya bağlıyorum bir tane de zincirimi çektim Evet bir zincirimizi çektik başlangıçla bitiş yerimizi birbirine bağladık şimdi burada farklı bir işlem yapıyoruz hemen tığımın arkasını çeviriyorum tığınız daha ince metal tığlarsa ya da nasıl kullanıyorsanız hiç fark etmez tığımızın arkasını çevirerek daha kalın tığlarla da çalışabilirsiniz ilmeğimi takıyorum şu şekilde tıpkı örer gibi bakınız. Şöyle uzatıyorum. Şuradaki hazırlamış olduğumuz halkanın içine başını doluyorum ve başlıyorum almaya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 başını dolayıp giriyorum 11 ve 12 12 defa bu işlemimi yaptım bakınız başını doladım doladım aldım dediğim gibi tekrar hatırlatmak istiyorum metal tığlarınız da olur plastik tığlarınız da olur nasıl rahat edecekseniz şimdi bu işlemi yaptıktan sonra hemen beyaz ipimi tekrar alıyorum tığımın Diğer kısmıyla tekrar işlemimi yapmaya başlıyorum. Burada iki rengimizi aynı anda götürerek iki işlemimizi birlikte yapıyoruz bu kısımda. Bir tane zincir çekiyorum ve sabitliyorum. Şimdi ikişer ikişer örmeye başlıyorum. Alıyorum bir. İki tane ilmeğimi tekrar alıyorum bir. İkisini birlikte alıyorum. Bir tane beyazımla kapatıyorum. İkisini alıyorum. Bir. İki ilmeğimi örüyorum. Bir. İki ilmeğimi alıyorum. Bir defa kapatıyorum. İkisini alıyorum. Kapatıyorum. İkişer ikişer örüyorum. İkisini aldım. ikisini aldım. İkisini aldım örüyorum bakınız şu şekilde işlemimizi tamamladık çok hoş oldu bakın ve devam edeceğiz en son ilmeğimizi yürüttüğümüz tekrar kırmızımı alıyorum beyaz ilmeğim burada kalıyor diğer halkanın içerisine giriyorum tığımın başına aynı bakın kırmızımı taktım bir tane kalmıştı örer gibi başını doluyorum yine yuva içerisine giriyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tığımızın arkasıyla 12 defa sardık. Hemen ipimi burada bırakıyorum. Yönünü çeviriyorum. Beyaz ilmeğimi takıyorum, beyaz ilmeğimizi ve yeniden örmeye başlıyoruz. Kaldığımız yerden aynı şekilde iki alıyorum, bir tane zincir çekiyorum. İki tanesinden geçiyorum, bir zincirle sıkılaştırıyorum. İkisini alıyorum, iki ilmeğimi şöyle geçiriyorum. İkisini alıyorum, bir defa beyazım örüyorum. İkisini alıyorum, bir defa örüyorum. İki ilmeğimi örüyorum. Bakınız. Hiç gözünüz yılmasın. Son derece zevkli. İkisini aldım, ördüm. İkisini aldım, ördüm. Ve ilmeğimi şöyle uzatıyorum ki kaybetmeyeyim. Ilmeğimi şöyle görelim bakınız. eteğimizde güzel süslemeler şeklinde olacak. Tekrar tığımın yönünü çeviriyorum. Arkasıyla kırmızımı alıyorum. Beyazımızı da çözmemeye gayret edelim. Sonra sıkıntı yaşamayalım. Ilmeğimi uzatıyorum ve giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 11 ve 12. 12 defa aldıktan sonra yönümü çeviriyorum. Beyaz ipimle örmeye başlıyorum. Ilmeğimi takıyorum. İkişer ikişer alıyorum. 2 i̇ki alıyorum, örüyorum. 2 alıyorum, örüyorum. 2 alıyorum. Bir tane örüyorum. 2 alıyorum. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde örelim ve bütün kutucuklara aynı işlemimizi yaparak devam edelim. iki aldım bir tane zincirim çekip ilmeğimi uzattım ve bu şekilde bakınız kıvrılmaya başladılar Evet şöyle görelim şuradan eteğimizi sıra sonuna kadar bu işlemimizi yapalım sıranın sonunda yeniden görüşelim Evet eteğimizi bakınız bir uçtan diğer uca kadar alt kısımlarını bu şekilde örerek geldim şöyle görelim diğer tarafta aynı şekilde çok hoş oldu şöyle görelim elimizde istediğimiz şekli verebiliyoruz şöyle bakınız daha sık isterseniz daha sık verebiliyorsunuz tamamen kendi kontrolümüzde en son bir tane kaldı onu da birlikte çalışalım hemen beyaz ipimi şöyle geri alıyorum bakınız ilmeğimi kocaman bıraktım kaçmasın diye hemen tığımın arkasını girdiriyorum ayarlamış olduğum yere ve başlıyorum bir ilmeğimi şöyle başlıyorum bir iki doluyorum üç doluyorum 4 doluyorum 5 çok çok zevkli 6 yaptıkça elinizde alışacak zaten istediğiniz kadar da doldurabilirsiniz daha fazla da ne kadar fazla olursa o kadar e, güzel kıvrılmakta sarıyorum tabi biraz ip e, ipiniz fazlaysa daha çok doldurabilirsiniz bakınız epeyce doldurdum saymadan Evet şimdi şişimin tığ tığımın uç tarafına gidiyorum. Kırmızı burada kalıyor. Hemen ilmeğimi takıyorum tığımın ucuna ve başlıyorum. İkişer ikişer almaya. 2 i̇ki, 2 götürelim. 2 götürüyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum şöyle. iki tane alıyorum. Kapatıyorum. 2 alıyorum. Bir zincir. 2 alıyorum. Bir zincir. 2 alıyorum. 1 zincir. 2 alıyorum. 2 alıyorum. 2 alıyorum. Zincirim beyazımla ilerleyerek geliyorum. en son bakınız bir tane kırmızı ilmeğimi de aldım ve şöyle şuradaki beyazımın bulunduğu noktaya girerek beyazımla geçişimi yapıyorum bir tane zincirimi çekip sabitliyorum ve ipimi buradan kesiyorum ve sonrasında bu kalan beyazımı görünmemesi için şöyle epeyce bir geriden tığımı geçiriyorum ve içeriye gizliyorum. Sonrasında yeniden keserek buradan ayırıyorum. Beyazımızı kapadıktan sonra şuradaki kırmızı ipimizi de ön tarafa girelim. Şöyle bakınız bağlandığımız yere giriyorum. Kırmızım alıyorum ve buraya o bağlandığımız yerin çevresini bir defa dolandırıp bir tane zincir çekiyorum. İkinci zincirimi çekip kuvvetlendiriyorum ve buraya kilitliyorum hem kırmızı rengimizi hem de beyaz rengimizle işimiz bitti. Şöyle tekrar kırmızımızı aynı kendisinde de saklayabiliriz. Hemen eteğimin altına alarak gizliyorum. Çalışmamız çok çok zevkli. Ya ben çok keyif aldım örerken. Görüntüsü de çok hoş. Şöyle görelim. Bakın şimdi bütün şöyle görmüş olduğumuz alttaki beyaz bir dilimimiz ve üstteki kabartılarımızı şöyle elimizle istediğiniz sıklıkta ayarlamalar yapabilirsiniz daha geniş isterseniz şöyle iki elinizle tutarak bakın şöyle daha geniş yapabiliyorsunuz her şekle rahatlıkla girebilmekte şöyle görelim Evet şimdi bir tane ilik ve düğmemizi de çalışalım eteğimizi tamamlıyorum. Ama dilerseniz yine bir üstte bir tane daha aynı işlemden yapabilirsiniz ama ben çok fazla abartılı olmasını istemedim. Bu kadar yeterlidir. Hem altında hem burada gayet hoş duracaktır. Şöyle yandan da bakalım. Gayet güzel. Evet sizler zevkinize göre dilerseniz yine bir sıra atlayıp ikinci sırayla üçüncü sıranın bağlantı yerinden şu şuradan yine bir sıra daha yapabilirsiniz. Evet şimdi ileğimizi çalışalım. Şuraya düğmemizin üste gelecek yerine şu kısmı bakınız düğmemizi dikiyoruz. Diğer kısma da ilik çalışmamızı yapalım. Bir zincirimi çekiyorum. Hemen uç kısma yakın yere batıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekip hemen uç kısma gelerek batıyorum ve diğer zincirimin içerisinden ilmeğimi geçiriyorum bir zincirimi çektikten sonra ipimi kesip hemen bel kısmına sabitliyorum ve karşıya da uygun bir tane düğmemizi dikelim eteğimiz çok güzel oldu inanın içime çok sindi yani böyle bakmalara doyamadım desem e, abartmış olmam çok çok hoş oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi e, bir de beyaz kordon çalışıp bel kısmına takalım. Belimizi yapmış olduğumuz kordonumuzu zincirimizi geçirdik bir tane ucuna. Bakınız etek ucunda uyguladığımız çiçeğimden bir tane ördüm. Diğerini de sizlerle birlikte örelim. Bunun için kırmızı ördüm. Bunu beyaz örüyorum. Şöyle Taban başım doluyordum. 1 2 3 4 5 6. 6. zincirin içerisine geriye dönüyorum. 1 2 3. 3 defa da alıyorum. 1 2 3 tane zincir çekip aynı yere batıyorum. 1 2 3 aynı yere gelerek batıyorum. 1 2 3 aynı yere gelerek batıyorum ve bir tane trabzanım örüyorum 1 2 3 başlangıç noktama gidiyorum ve batıyorum bir tane de zincirimi şöyle içinden çekip kapatıyorum Şimdi buradan kesiyorum hemen içine şöyle çekerek gizleyelim Şöyle görelim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yuvamız olmuş. Bu yuvaları sizler istediğiniz kadar artırıp eksiltebilirsiniz. Şimdi kırmızı renkte ipimi alıyorum. Tıpkı etekte yapmış olduğumuz gibi örmeye başlıyorum. Şöyle ilk önce şuradan girelim. Bir daha batıyorum. Sabitliyorum. Tığımın arkasını çeviriyorum ve başlıyorum. İstediğiniz kadar doldurun. Ne kadar doldurmak isterseniz yuvanın birinin içerisine girdim. Bakınız tığım rahat hareket ettiği sürece hiç problem yok. Alıyorum. Doluyorum, giriyorum. Epeyce aldım. Doluyorum, giriyorum. Evet burası yeterince oldu sıkıştım hemen yan tarafa da geçiyorum ipimi de şöyle gizleyelim 2 3 4 5 6 7 8 bayağı zorlandım artık bu 8 son olmasını istiyorum evet tığımı şöyle ittiriyorum önündeki metal yerine geçiyorum ve beyaz rengimi alıyorum öncesinde bir tane zincirimi çekiyorum ve buraya şöyle bakın zincirimi çekerek başlıyorum ve ikişer ikişer alıyorum iki alıyorum bir kapatıyorum iki alıyorum iki kutucuğun içerisinden ilmeklerimizi aldık geriye üç tane kutucuğumuz kaldı tamam şöyle bu kısmı aldık bakınız şimdi tekrar örgümün Diğer yanına çeviriyorum, bunu böyle uzatıyorum, kırmızımdan tarafa geçiyorum ve yeniden kırmızımdan sarmaya başlıyorum. Diğer buradaki kalan üçü de aynı şekilde örerek dolduralım. Gümün yönünü çevirdim, bu kısımda almıştım. Hemen ikişer ikişer alıyorum, kapatıyorum. İkisini alıyorum, kapatıyorum. İki alıyorum. iki grubu doldurdum. Şimdi bir tane grubum kaldı aşağıda. Yavaş yavaş yapalım. Evet, en son grubumuzu da dolduralım. çeviriyorum. Doluyorum, giriyorum. 5 6 doluyorum 7 8 9 10 11 ne kadar çok doldurursak kıvrılması o kadar çok olacak. Bakınız burası genişmiş. Girebildiği kadar tığımı zorlayarak giriyorum. Önce doluyorum. Önce doluyorum. Evet, yeterli. Yeniden uç kısmına geçiyorum tığımı ve hemen ikişer ikişer almaya başlıyorum. Evet. En son bölüme kadar örerek geldim. Şimdi başlangıç noktamın tepesine geliyorum. İlmeğimi geçiriyorum ve bir tane zincirimi çekerek ipimi buradan kesiyorum. Beyazımı burada kilitledim ve içine çekiyorum ipimi. Şöyle her ikisinde bakınız. Epey geriden araya giriyorum. ipimi alıyorum. Geriye doğru götürüp gizliyorum ipimi alıyorum geriye doğru götürerek gizliyorum ve uçlarından yine fazla olanları keserek temizleyelim şimdi kırmızımızı alalım kırmızımızı da şurada bakınız hemen alıyorum bir tane zincirimi çekip bir tane daha çektikten sonra burada sabitliyorum Mutlaka zincirimizi çekip sabitleyelim. Şuradaki trabzanlarımızın herhangi birisini yoksa çözülür. Geriye doğru alıyorum. İçinde kaybediyorum. Evet yine de fazla kalanlarımızı şöyle temizleyelim. Birinin içini beyaz, birindeki kırmızı olarak çalıştık. Ve şöyle güzelce fiyongumuzu atalım. Ve ayarlamamızı yapalım. Evet. Bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Yapması çok kolay ve çok da gösterişli bir çalışma oldu. Evet yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.